Seyda Dönmez, çok teşekkür ediyorum. Doğadan herkese mutlu akşamlar dileyelim. Antalya Spor'un futbol sorumlusu Nur Şahin'le birlikteyiz. Hocam teşekkür ediyoruz. Merhaba. Kırmadığınız abi. İçin de ne demek çok sağ olun. Dünden bu yana buradasınız. Nasıl evet. geçiyor? İyi, güzel. Biraz yoğun geçiyor. Maça hazırlanıyoruz. Toplantılar, idmanlar, Beşiktaş analizleri vesaire derken. Şimdi son idmanımızı yaptık. Geldik. Artık maç saatini bekliyoruz. Hocam analiz dediniz. Beşiktaş'ta sürpriz sizde olduğu gibi belki. Sürpriz oynamayacak oyuncular var. Evet. Mehmet Topal eklendi bugün. Evet. Raşit Gezal aynı şekilde. Evet. Analizleri hangi doğrultuda etkiledi bu durum? Ya sonuçta oynayacağımız takım, öncelikle tüm futbolculara geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Hem Beşiktaş'ın hem bizim futbolcularımız. Beşiktaş'a karşı oynuyorsun sonuçta. Çok önemli, tarihi olan çok büyük bir kulüp. Kadro derinliği inanılmaz güçlü olan bir takım. O yüzden isimlere takılmadan biz Beşiktaş'ın son Önder Hoca geldikten sonra oynadıkları maçları izleyip onları analiz ettik. Ona göre hazırlanmaya çalıştık. Hocam koronavirüs sürecinde yani son zamanlarda biraz daha maalesef vakalar arttı. Evet. Beşiktaş'ta olduğu gibi Antalya Spor'da da var. Evet, bizim de bir tane pozitif vakamız var. Temaslı oyuncularımız var. Onları tedbir amaçlı kadrodan çıkardık. Beşiktaş'ta galiba birkaç tane var. Evet, evet. Sizin de saydığınız gibi. Ya dikkat etmek gerekiyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Hocam yarınki maç özelinde Antalyaspor camiası için çok tarihi evet. mücadelelerden biri. Sizin de yeni kariyerinizde aslında bir başlangıç olarak kabul edersek iyi bir başlangıç olarak evet. söyleyebiliriz. Siz açıklamalarınızla Türk futbolunda keza aynı şekilde Önder Hoca gibi aslında. Evet. Bugün Önder Hoca da sizinle ilgili izlediniz evet. mi bilmiyorum. Yok, haberi geldi, izleyemedim. İdmandan dönüyorduk. Böyle yarın maçta tabii göreceğim. Teşekkür edeceğim ama Önder Hoca sağ olsun açıklamaları beni çok mutlu etti. Bir futbol adamından gelmesi beni çok mutlu etti. Önder Hoca'yı hem açıklamalarıyla hem oynattığı futbolla Türk futbolu için değerli bir insan olduğunu gösteriyor zaten. Ben de onun bana söylediklerini aynen ona iade edebilirim aslında. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Oynattığı futbol, açıklamaları çok içten ve doğal ve futbolun içinde kalmak isteyen açıklamalar. Umarım hepimiz böyle kalırız. Türk futbolu için elimizden geleni yapıp katkı sağlarız. Hocam siz maçlardan sonra veya işte basın toplantılarında, röportajlarda açıklamalarınızla aslında Türk futbolundaki ortamdan biraz sıyrılan, çok farklı bir antrenör olarak gözlemleyebiliriz. Siz kendinizle ilgili artık yeni bir başlangıç, yeni bir yolculuk ama bu. Evet. Nasıl yorumlarsınız bu süreci? Nasıl yorumlarım? Ben her hoca gibi, her futbol adamı gibi öncelikle maç kazanmak için sahaya çıkıyorum. Ama maç kazanırken de futbolun güzelliklerini, hayatın güzelliklerini ve doğrularını yaşayarak bir şeyler başarmak istiyorum. Ve bunun birçok örneği de var. Türkiye ligimizde de var. İşte yeni nesil gelen yeni nesil diyelim yani gelen hocalarla da tecrübeli hocalarımızla da Türk futboluna nasıl katkı sağlayabiliriz diye hepimiz çalışıyoruz. Yani ben de onlardan biriyim yani. Tabii ki her maça çıktığımız zaman maçı kazanmak istiyorum ama futbolun güzelliğini de ortaya çıkarmaya çalışan insanlardan biriyim ya yani adayım böyle söyleyeyim yani. Hocam aslında Antalyaspor yönetimi sizinle yaptığı kontrat süresine baktığımız zaman evet. nasıl uzun süreçli bir planlama olduğunu anlayabiliyoruz. 5 evet. yıllık bir kontrat. Evet. Bu 5 yıl içerisinde hocam tabii ki zor bir soru. Elbette biraz maçtan çıktık ama Süper Kupa finalinden. oraya doğru geleceğim birazdan. Bu 5 yıllık süreçte o 5. yılın sonunda nasıl bir yerde olacaksınız hocam? Bilmek zor elbette ama bilmek siz zor hep ama planlı hareket ettiğini eden bir evet. hoca olarak söyledim. Ya bu 5 yıl öncelikle bana güvenen başkanımıza, yönetimimize her zaman ettiğim gibi buradan da teşekkür etmek benim görevim. 5 yıllık bir kontrat Türk futbolunda belki çok alışkın olunmayan bir süreç. Ama ben görüşmelerimizde de hem başkanımızla hem de kendi görüşlerimle bir şeyi başarmak istiyorsan bunun planlı ve buna emek harcanması gerektiğini düşünüyorum. Futbol ne yazık ki çok güncel bir oyun olduğu için veya günlük
zaferle, günlük yenilgilerle yaşanan bir oyun olduğu için bu çok kolay olmuyor. Bunun bilincinde olarak yine uzun vadeli bir projeye ortaya çıkarmak için adayım. Adayız ekibimle, kulüp olarak. Ben eğer Antalyaspor'un başında 5 yıl sonra Antalyaspor'un başındaysam, Antalyaspor inşallah çok iyi yerlerde olacaktır. Ve bunu kupa sayısıyla veya Avrupa'ya gitme sayısıyla değil, Antalyaspor Türk futbolunda bir değer olarak, zaten bir değer ama daha da değerli olarak, şehir olarak, Antalya şehri olarak daha da güzel yerlere getirebilmemiz bizim hepimizin hedefi. Altyapıya vereceğimiz önem ve verdiğimiz önem, işte kendi kaynağından çıkartması gereken bir kulüp olduğumuzu düşünüyorum. Antalya'nın şehir olarak avantajlarını kullanmamızın gerektiğini düşünüyorum. İşte takımıma da bunu söylüyorum. Yani ben inşallah, Allah nasip eder, bu 5 yıl içinde en az bir kere bu stadın full, ya bu statta full oynamak istiyorum. O heyecanı yaşamak istiyorum. Dortmund'da 80 bin kişinin önünde bir oyuncu olarak oynamış bir oyuncu olarak, Bernabeu'da, Anfield'da oynamış bir oyuncu olarak Antalya stadının da full görmek istiyorum mesela. Hayallerimden bir tanesi bu. Bu 5 sene içinde elimizde inşallah kupalı bir fotoğraf olursa ne mutlu bize. Belki de hocam yarın. Belki de yarın. İnşallah yarın olur. Avrupa'ya gidersek, Avrupa'da oynarsak çok mutlu olurum. Bunların hepsine adayız. Ve bunlar için her gün çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Yani o kadar naif bir insan da değilim. Futbolun ne kadar değişken bir oyun olduğunu da biliyorum. Ama umarım sabırla, gerçek çalışmakla diyeyim, ciddi çalışma performansıyla, profesyonelliğiyle iyi yerlere gelebileceğimizden eminim. İnşallah hepimiz sabırlı oluruz bu konuda. Ve Türk futbolu hak ettiği yerlere gelir ve biz de Antalyaspor olarak belki %1 katkımız olursa çok mutlu oluruz. Hocam, futbolcu Nuri Şahin'in futbol hayatını konuşmaya gerek bile yok. CV'sini konuşmaya gerek bile yok. O yüzden o safayı yarım saat, bir saat konuşmayalım diye geçiyorum ama siz çok önemli teknik adamlarla çalıştınız. Elbette evet. Şimdi bir futbol sorumlusu olarak çalıştığınız teknik adamlardan elbette bir şeyler, şu hocadan şunu öğrendim, hı-hı, demişsinizdir. Tuchel var, Mourinho var, Klopp var. Onlardan hangilerinden ne öğrenmiş olabilirsiniz hocam? Ya hepsinden gerçekten, yani daha unuttuğunuz, sizin saymadığınız da o kadar çok değerli hocalar, yerli hocalar var. İşte Fatih Hoca var, Apo Hoca var. Bunların hepsiyle çalıştım ve hepsi bana bir şeyler kattı. Yurt dışında tabii ki benim için en değerlisi, en başarılı olduğum veya bana en fazla dokunan isim tabii ki Klopp. Ama Tuchel'dan inanılmaz çok şey öğrendim. İşte beni ilk profesyonel yapan hoca Bert van Marwijk hocamla beni ilk sahaya atan. Şimdi mesela ben bu tarafa geçtikten sonra şimdi bizde burada yanımızda mesela Mustafa Erdilman var, Mevlüt Han var. Belki onları ilk atan oyuncu olarak, hoca olarak ben olacağım. Onları mesela düşündüğüm zaman heyecanlanıyorum. Hepsi bize bir şeyler kattı yani. Şimdi de katıyorlar. Mesela biz maçlar hazırlanırken izliyoruz. Mesela şu anda Göztepe bize yakın bir sistem oynuyor. Onları izliyorum. Onlardan bir şey kapmaya çalışıyorum. İlhan Hoca'yla karşılaştık. Onları analiz yaparken farklı şeyler görüyorsun. Mustafa Denizli çok büyük bir kariyer. Altay maçından sonra sohbet etme şansım oldu mesela onunla. Onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyorsun. Ya herkesi sayabilirim aslında. Ya öğrenmeye, yine öğrenmeye, herkesten bir şey öğrenmeye adayım. Ama tabii ki bana bu yola çıkmamda bana en çok yardım eden veya en çok katkı sağlayan isim Klopp. Dostluğumuz, arkadaşlığımız, abi kardeş ilişkimiz. Mesela yani bu göreve gelmeden önce danıştığım nadir insanlardan biriydi. Ona sorduğumda yapayım mı yapmayayım mı diye sorduğumda beni çok cesaretlendirdi mesela. Bana dedi, sen çok iyi bir insansın dedi. O yüzden başarılı olacaksın dedi bana. Yani mesela bu beni çok yani teşvik etti çok yani. Var öyle çok yani. Thomas Tuchel'ın taktiksel anlayışı mesela, onun takımını çok izliyorum. Bizimle aynı, yani biz onlarla aynı sistem oynamaya çalışıyoruz. Çok enteresan şeyler öğreniyoruz. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Yani sadece bir isim diyemem ama bir isim seçecek olursam da kesinlikle Jürgen Klopp olur. Yani.
Hocam sistem dediniz. Siz bu role soyunduktan sonra üçlü. Evet. Aslında zor ve radikal bir değişiklik. Evet. Daha belki de bazı bu yolun başındayken belki riskli de bir durum. Bu tercihi nasıl yaptınız ve bunu oyuncularınıza nasıl monte ettiniz hocam? Üçlü sistemi. Evet. Beni bizim futbol sorumlumuz Aytaç Altay göreve geldiğimde dedim ki sıkı tutun dedim üçlü oynayacağız dedim Sivas maçında. Don Kişotluk yapma dedi bana. Öyle bir sohbetimiz oldu. Ben bu sisteme çok inanıyorum. Ama sadece bu sistem ben beğeniyorum diye değil. İşte elimizdeki kadroya bakıyorum. Elimizdeki oyunculara bakıyorum. Göreve geldiğimizde mesela Andrea Poli sakattı. Elimizde hangi oyuncular var? Fedor'un sol ayaklı olması bizim işimizi tabii o konuda kolaylaştırıyor. Üçlü oynadığın zaman bir sol ayaklı oynadığın zaman daha da rahat oyuna sokuyorsun topu daha rahat oyuna sokuyorsun. Vesaire vesaire. Takımına uyacak. Ben sistem işte bu benim sistemim bu olursa olur yarın olmazsa. Yarın bir güne değiştirmeyi için. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Zaten bölüm bölüm değiştiriyoruz. Yapacağımız takviyelerle yaparsak yapacağımız takviyelerle işte milli araya kadar milli arada belki biraz zamanımız olduğu zaman kafamdaki bazı şeyleri denemek istiyorum tabii ki. Deneyeceğiz de. Çünkü dörtlü sistemi bu takım daha önce oynadı. Ersun Hoca zamanında da oynardık. Tamer Hoca zamanında da oynadık. Yani oynayabilir. Kesinlikle oynayabilir. Ama şu anda bizim için en doğru sistem olduğunu düşünüyorum. O yüzden o sistemde devam ediyoruz. Futbolcularımla konuşuyorum. Onlardan fikir alıyorum. Onlar kendilerine inanılmaz. İlk başta ilk idmanlarda biraz ya olacak mı olmayacak mı işte kaptanlarla konuşuyorum. Ya biz buraya kadar çıkacağız mı diyorlar mesela. Çıkın diyorum. Bunun meyvesini de aldığın zaman maçta bunların sana geri döndüğü zaman futbolcu inanıyor. Ve ben ilk göreve geldiğim gün sistem vesaire hiç konuşmadım. Ben onlara sadece şey dedim. Bana şans verin. İşimle sizi ikna edeceğim. İşime çok inanıyorum. Ekibime çok inanıyorum. Çok kaliteli bir ekiple çalışıyoruz. Bize şans verin. Bize inanın. Ondan sonra beraber yol alalım. Sağ olsunlar hepsi de çok açık yüreklilikle karşıladılar. Ne dediysek yapmaya çalıştılar. Çok iyi yaptıkları maçlar oldu. Çok iyi idman yaptıkları oldu. Kötü idmanlarımız oldu. Kötü maçlarımız oldu. Ama bu daha dediğim gibi bu uzun vadeli bir şey olduğu için sabırla devam etmeye çalışıyoruz. Üçlüdür, dörtlüdür, beşlidir, altılıdır. Bakacağız. Hocam sağ içinde anlaşılıyor. Sağ dışında sizler zaten bahsediyorsunuz. Futbolcu grubuyla olan iletişiminizin ne kadar kuvvetli olduğunu. Evet. Artı bu performanslara da yansımış durumda. Bir çırpıda sayabileceğimiz 5-6 futbolcunun sizden önceki dönem ivmeli performans sergileyenlerin yukarıya doğru çıktığını görebiliyoruz. Bu nasıl gelişti hocam? Ya onun üzerine çok büyük bir plan kurmadım açıkçası. Ben şimdi hoca olmaya aday futbolcular, tecrübeli oyuncularla konuştuğumuz zaman işte nasıl bir hoca olmak istiyorsun dediği zaman kendi yaşadığım, bana yaşattırmış şeyleri oyuncularıma yaşattırmak istemem diyen bir grupla karşılaşacaksınızdır. Ben çok not alıyorum, almaya da devam ediyorum. Mesela bazı hocalarda sayfalarca neler yapmam gerektiğini, örnek almam gerektiğini, hoşuma giden şeyleri not alıyorsun. Ama bazı hocalarda da ben bunu böyle yapmazdım diyorsun. Ben öyle yaklaşmaya çalışıyorum. Karşımda olan insana futbolcu olarak değil, insan olarak bakmaya çalışıyorum. Karşımdaki insanın kesinlikle bir futbolcudan çok bir aile babası, bir sevgili, bir eş olarak bakıyorum o işe. Onun neticesinde de her zaman inşallah hiç bozulmaz. Allah izin verir de devam edersek inşallah uzun yıllar. Hiçbir zaman yalan söyleyip onları kandırmak istemiyorum. Ben gerçekçi olmak istiyorum. Ha bunu yapabilir miyim? İnşallah hiçbir zaman kaybetmem. Bir hocamızla, çok değerli bir hocamızla konuştuğumuzda bu açık yürekliliği büyük başka camialarda, baskısı olan büyük camialarda yapamayabilirsin dedi bana. Ben de yani her şeyi yaparım ama yalan söyleyemem. Ciddi ve gerçekçi olmaya çalışacağım oyuncularımla her zaman. İnşallah hiçbir zaman kaybetmem. Onun karşılığında da iyisi ise iyisiyle, kötüsüyle de kötüsüyle. İyi oynadığı zaman ne kadar övüyorsa, kötü oynadığı zaman da analizde ben onun ismiyle
yani sen burada bunu yapman lazım, bunu yaparsan daha iyi olur demezsem o zaman olmaz yani. İnşallah böyle devam eder yani. Hocam yavaş yavaş röportajın sonuna geliyoruz çünkü artık kamp gecesi yaşanıyor. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkürler. Son olarak yarınki maçla ilgili, 11 ile ilgili bize ufak şifreler verebilir misiniz hocam? 11 ile. 11 ile şifre veremem tabii ki. Önder Hoca'ya sordum. O, verdi dedi, mi? Dedi, direkt cevap verdi. 10 futbolcu bir kaleciyle çıkacağım dedi. Aynen. Büyük ihtimalle daha tam karar vermedik ama biz de 10 artı 1 ile çıkacağız galiba. son toplantımız hocalarla birazdan. Ama Önder Hoca büyük ihtimalle... Yok, işin şakası bir yana. Elimizdeki oyuncularla, hepsi çok değerli bizim için. Çok büyük bir şans. Bugün mesela idmanda onların gözündeki o ışıltıyı, onlardaki heyecanı hissettim. Bu beni çok mutlu etti. Yarın Antalyaspor için çok tarihi bir gün. Belki başka kulüpler için bu kadar değildir ama bizim için, Antalyaspor için bir kupa kazanabileceğimiz, camiamıza hediye edebileceğimiz bir kupa olduğu için çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Bunu bilmelerini isterim. İnşallah futbol çok güzel bir maç izleriz. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir takım, çok büyük bir camia ve iyi futbol oynayan bir takım. İnşallah çok güzel maç olur. İnşallah maçın sonunda da Allah izin verir de biz kazanırız yani. O kupayı gerçekten çok istiyorum. Ben kendimden çok yol arkadaşlarıma, yol arkadaşlık yaptığım insanları o mutlu görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah onlarla yarın o anı paylaşabiliriz ve Antalya'ya döndüğümüz zaman elimizde kupayla döneriz. Ama bunun sözünü tabii ki veremem. Karşımızda çok değerli bir kulüp var, bir takım var ve vakalar olmasına rağmen çok güçlü bir 11'leri olacağından eminim. İki takım da kazanmayı isteyecek. İnşallah kim daha iyi oynarsa, kim daha iyi hazırlanırsa, kilit noktaları kim daha iyi oynarsa o kazansın. Hocam Aspor olarak da bizim istediğimiz bol gollü bir maç olsun. Bol gollü, az gollü olsun bizim olsun. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bize vakit ayırdığınız ne için, demek? Röportaj şey isteğimizi sen. Kırmadığınız için. Sizin gibi yeni bir ekol oluşturabilecek teknik adamların Türk futbolu ortamında olması çok büyük bir şans. Verdiğiniz mesajlar da çok kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin'le birlikteydik. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Artık öğle saatlerinde Önder Karaveli, ardından Nuri Şahin, maçın atmosferine iyiden iyiye girdik. Artık 24 saatten az da bir süre kaldı. Biz gün boyunca hem bugün devam edeceğiz hem de yarın hem Beşiktaş'a dair hem de Antalyaspor'a dair detayları paylaşacağız Aspor ekranlarında. Sözü bir kez daha merkeze bırakalım.